Söz sırası Van Milletvekili Bediye Özgökçe Ertan'a aittir. Buyurun Sayın Özgökçe Ertan. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben de öncelikle bugün hala hapiste olan eş genel başkanlarımı ve değerli milletvekili arkadaşlarımı, yine tutsak edilen belediye başkanlarımızı ve on binlerce tutukluyu buradan saygıyla selamlamak istiyorum. Ve ekranları başlarında bizleri dinleyen, sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Evet, temel bakanlıklardan biri olan Ekonomi Bakanlığı bütçesi üzerine ben de söz aldım. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 3. çeyrek büyüme verisi %11,1 olarak açıklandı. Bunun üzerine AKP hükümeti temsilcilerinin de ekonomi politikalarını bu veri üzerinden savunmaya başladığını görmeye başladık. Ve kamuoyu önünde işte şaha kalktık, ekonomide dünya rekoru kırıyoruz, büyüyoruz, coştuk, coşuyoruz gibi söylemlerle bu veriyi siyasi alanda siyasi çıkar sağlamaya tahvil ettiğini görüyoruz. Ama bakıyoruz ki açıklanan bu rakamlara göre toplumda hiç de öyle büyümenin getirmiş olduğu bir refah gözlenmiyor. Ekonomistler bu büyümenin ne olduğunu açıklamaya çalışırken ısrarla gerçeği yansıtmadığını, TÜİK'in yeni hesaplama sistemi sebebiyle bu olağan dışı rakamların ortaya çıktığını söylüyor. Büyümenin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için darbe girişiminin olduğu ve ekonominin küçüldüğü dönemi değil, 2017'nin ikinci çeyreğini esas alırsanız o zaman Türkiye'nin gerçekte %11,1 değil, 1,2 düzeyinde büyümüş olduğunu görürsünüz. Hatta öyle ki imalat sanayi, tarım ve gayrimenkulde veriler negatiftir. Örneğin tarımdaki negatif sonucun nedenlerini açıklayalım. Arka arkaya ithal tarım ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlandı. Vergi yükü ağırlaştırılan çiftçi üretim yapamaz hale geldi. Böylelikle tarımda eskiden kendi kendine yeten bir ülke iken artık hemen her şeyi ithal etmeye başlayan ve gitgide dışa bağımlı hale bir ülke haline gelince elbette ki veriler de negatif çıkıyor. Bunun yanı sıra iddia edilen %11,1 büyümedeki payın aslında kimlerin aldığına bakmak gerekiyor. Büyümede ücretlilerin payı yılbaşından beri 4,5 puan azalmış ve %29'a düşmüştür. Sermayenin payı ise 7,5 puan artarak %46,4'e çıkmıştır. Büyüyen toplum değildir bu rakamlara göre. AKP partisinin temsil ettiği büyük sermaye sahipleridir. Öte yandan AKP hükümeti hem ücretliler hem de sermaye sahipleri açısından da kendisine muhtaç bir toplum yaratmak istiyor. Bunu 15 yıldır yapılan, bilinçli bir şekilde yapılan sosyal politikaları terk ederek sosyal yardımlara yönelme çabalarında görüyoruz. Bu nedenle büyüme tabana yayılmıyor, topluma etki etmiyor. Büyümenin halka tek yansıması artan vergilerdir. Sayın milletvekilleri, bu ekonomi politikaları gençlerimizi, onların geleceğini ellerinden alıyor. TÜİK verilerine göre yaşı 15-29 arasında olan nüfus yaklaşık 8 milyondur. Bu gençlerin 4,5 milyonu eğitim görüyor, 5,9 milyonu çalışıyor, 2,2 milyonu ise hem eğitim görüyor hem çalışıyor. Yani bir meşguliyetleri var. Geriye kalan 1,3'lük kesim ise hiçbir şeyle uğraşmıyor. Boş geziyor. 5 milyon 400 bin insandan bahsediyorum, genç insandan. İşte sizin bu topluma hediyeniz budur. Ankara nüfusu kadar hepsi birbirinden kıymetli milyonlarca gencin geleceğini karartmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer büyüme rakamlarını konuşacaksak bu sonuçlarla beraber konuşmalıyız. Sayın Bakan, bu yaş grubu 5-6 yıl sonra ne olacak? Bunu açıklayabiliyor musunuz? Okutamadığımız, iş veremediğimiz milyonlarca insandan bahsediyoruz. Gün geçtikçe umudu tükenen, hayallerinden kopan, hayal bile kuramayan gençlerden bahsediyorum. Onların offshore hesapları yok, onların gemileri, gemicikleri yok. Üstelik genç nüfusun içinde bulunduğu sıkışmışlık sizin politikalarınız nedeniyle genç kadınlarda iyiden iyiye derinleşmiştir. Durumun vehameti şu rakamlarda gizli. Yine TÜİK verilerine göre yaşı 15-19 arasında olan her 100 kadından 28'i, yaşı 20-24 olan her 100 kadından 50'si ve yine yaşı 25-29 olan her 100 kadından 55'i ne eğitim alabiliyor ne de çalışıyor. İşte size büyüyen Türkiye tablosu. Bu tabloda kadınların eğitim ve iş yaşamındaki yerini bile sadece rakamlara göre değerlendirdiğimizde bu bütçenin toplumsal cinsiyet uyarlı bütçe olmadığını ve kadınların önemsenmediğini, kadın politikanızın olmadığını söylemek mümkün. Evet, ben dikkati bir başka noktaya daha çekmek isterim. İşsizlik rakamlarından
bahsediliyor, birçok konuşmada değinildi. Mevcut rakamlara göre gerçekten çok yüksek ama şu haliyle de bir de ayrımcı yönüne değinmek isterim. Bölgesel düzeydeki ayrımcı rakamlar rakamlardan ortaya çıkıyor. TÜİK verilerine göre işsizlik oranlarının en yüksek olduğu ilk 5 şehir Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'dır. Ve oranları %20'ler civarında seyrediyor. Ama AKP'nin oy deposu olarak gördüğü yerlere bakıyoruz. Konya, Karaman, Uşak gibi yerlerde %4'ler seviyesinde. İşte ayrımcılık bir de bu yönüyle devam ediyor. Dezavantajlılık bir de bu yönüyle devam ediyor. Devletin pozitif katkısının yokluğu burada da açıkça göze çarpıyor. AKP hükümeti yakın dönemde cazibe merkezleri programını gündeme getirdi. Bizler hükümetin zaten vergisini veren Kürt halkına bu paketi bir lütuf olarak sunmasını öncelikle eleştiriyoruz. Eşit yurttaşlık ve hakkaniyet kriterlerine göre gerçek anlamda kalkınma isteğine göre hareket edilmelidir. Ki eğer böyle bir isteğiniz olsaydı öncelikle Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gereğini önceleyen bir tutum alırdınız. Bunu göremiyoruz. Kürt sorununa ekonomik sorun olarak bakanların sonu ve yeri bellidir. Bu programda öngörülen hizmet kategorilerinde bile Kürt halkına bakış açınızın ne olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin program kapsamında 15 hastane yapımı öngörülürken var olan karakollara ek 51 yeni karakol yapımı öngörülüyor. Kurulacak fabrikalardan da bahsediliyor. Siz belki bu program kapsamında binalar yapabilirsiniz ama şunu sormak lazım. Binasını yaptığınız fabrikaları hangi yatırımcıya kurduracaksınız? Özellikle terörle mücadele adı altındaki aşırı güvenlikçi politikalarınız devam ederken ve o hali hazırda devam ederken hangi yatırımcıya bu fabrikaları kurdurabileceksiniz? Biz benzer paketleri emin olun çok gördük. Eskiden beri her gelen yeni hükümet böylesi paketleri hep bir lütufmuş gibi bir müjdeyle Kürt halkının önüne getirdiler. Kürt sorununun çözümünü ekonomik gerekçelere bağlayıp çözüm paketi diye sundular ama sonuçlar hiç değişmedi. Bugüne kadar başarılı tek bir tane örnek vermenizi istiyoruz. Yani tek bir tane örnek gösterebiliyor musunuz? Ecevit döneminde de denenmişti, getirilmişti. Hiçbir tane cazibe merkeziyle biz hala karşılaşmış değiliz. Yani bu varsa nerededirler? Hangi katkıyı sundular? Vatandaş örneğin Allah razı olsun diyebildiği tek bir proje var mı? Merak ediyoruz. Esas sorundan kaçarak başarılı olunmayacağını daha şimdiden söyleyelim. Bir de zaten başvurulara hala yanıt verilmemiş olması da başlı başına Kürt sorununa ve Kürt meselesine yönelik konjonktürel ve ekonomik bakışınızın ne kadar ayrımcı olduğunun da bir ifşasıdır. Bu tür programlarla Kürt halkında ekonomik beklentiler yaratarak esas sorunu askıya almaya çalışıyorsunuz. Sayın milletvekilleri, 3. çeyrekte hükümet bu sanal büyümeyi yaratabilmek adına piyasaya kamu harcamaları altında 4 koldan kredi sağlamıştır. Bu nedenle de karşımıza rekor düzeyde cari açık ve bütçe açığı çıkmıştır. Bir ülkede eğer cari açık 40 milyar dolar, bütçe açığı ise 45 milyar dolara yükselmişse emin olun büyüme rakamları masaldan ibarettir. Temel bir bakanlık olan Ekonomi Bakanlığı geçen yılki orta vadeli programda 2017 yılı için %6 enflasyon tahmininde bulunmuştu. Şimdi ise bu yıl sonunda enflasyon oranının %9,5 olacağı belirtiliyor. Hedeften sapma %50 civarında, 50'nin üzerinde hatta. Maliye Bakanlığı bütçenin yıl sonunda açık hedefini tutturamayacağını açıkça 2017 yılı mali durum ve beklentiler raporunda resmen kabul etti. Raporda bütçe başlangıçta 46.8 milyar lira açık verecek şekilde tahmin edilmişken Maliye Bakanlığı bunu şimdiden 61.6 milyar lira açık verecek şekilde revize etmiştir. Daha Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında dahi mutabakat sağlanamamaktadır. Bu rakamlar ortadayken bir yandan da büyüme gerçekleşiyorsa ekonominin borçlanarak büyüdüğünü söylemek için bir ekonomist olmaya gerek yok. Bu noktada enflasyona da aslında değinmek lazım. Şöyle ki ilgili bakan ve bürokratlar önümüzdeki Ocak ve Şubat aylarında yeniden düşecek diyorlar ama bu mümkün değil. Zira Türkiye'de enflasyon sepetteki değerlendirme araçlarının içeriği dolayısıyla yani sebze ve meyve fiyatlarına bağlı olarak kış aylarında artar, yaz aylarında düşer. İşte siz bunu kabul etmiyorsunuz ama kabul etmeli ve halkı yanıltmamalısınız. Enflasyon düşmeyecek.
Yine böylesi bir büyüme stratejisinde enflasyonun yüksek çıkmasına da aslında şaşırmamak gerekir. Çünkü Türkiye kendi öz sermayesinin olmaması ve sizin borçla kalkınma politikalarınız devam ettiği sürece bu enflasyon rakamları da yine asla düşmeyecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hükümet eğer istikrarlı bir büyüme gerçekleştirmek istiyorsa öncelikle gelir vergisi reformu yapılmalı, rant ve servet bir an önce vergilendirilmelidir. Sayın milletvekilleri, lütfen buyurun, sizi de tamamlayın da son cümlenizi başta söylerseniz böyle yarım kalmaz, buyurun. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, akaryakıt, elektrik, doğalgaz gibi günlük yaşamın vazgeçilmez unsuru olan zorunlu ihtiyaçlarda KDV oranının %18'den yasadaki mevcut haline, yani %10'a çekilmesi gerekir. Yine özel tüketim vergisi amacına uygun, yani vergi oranı hali hazırda sıfır olan elmas, pırlanta gibi lüks tüketimden alınmalıdır. ÖTV bu amaçla kullanılmıyor. Yine Cengizlerin, Ogerlerin milyarlarca lira borcunu silen vergi aflarına artık bir son verilmelidir. Son olarak bağımsız olması gereken Merkez Bankası'nın fabrika ayarlarıyla kimse oynamamalı ve bu duruma son verilmeli ve yatırım ortamına izin verilmeyen o hal derhal kaldırılmalıdır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.